Gaziantep Teknik Direktörü Marius Şumudika bizimle birlikte bu röportajda. Okan Elmas bizlere yardımcı olacak. Teşekkür ediyoruz kendisine. 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye çok acı bir doğal felaketle karşı karşıya geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen iki deprem üst üste on binlerce insan hayatını kaybetti. Ve bu acı felaketin üstünden bir yıl geçti. Onun yıl dönümündeyiz. Ev sahibi takım ve Gaziantep'te bu acıyı derinden yaşayan şehirlerden birisi. Neler söylemek ister, duygularını alabilir miyiz? Okay, this is the tragedy. This is the big tragedy for all the people who lose the house, who lose the life, who lose the member of the family. And I want to say condolences for the people who lose the members of the family. And for me, it's a big drama because I was in Saudi at this time, and with my assistant, with Şener Genturk, I stay every day in TV to see what happened in my city, because Gaziantep is my city. And not just Gaziantep, Hatay, Karamamaraş, Malatya, and I want to say again condolences for the family. And my heart is from I want to give my heart to everybody to be happy, but I know it's not easy because this is big drama for everybody. Tabii gerçekten büyük bir trajediydi geçen sene olanlar. Birçok insan evlerini kaybetti, aile üyelerini kaybetti, hayatlarını kaybetti. O yüzden tekrardan başsağlığı dilemek istiyorum hayatlarını kaybeden insanlar için. Gerçekten çok büyük bir dramaydı bu bizim için. Ben de o zaman tabii Suudi Arabistan'daydım. Yanımızda Türk bir hocamız var, Şener Hoca, Şener Şentürk. Onunla beraber bütün haberleri takip ettik. Gaziantep'in durumunu takip ettim çünkü burası benim şehrim olduğu için. Sadece tabii Gaziantep değil, Maraş, Antep, Malatya, Adıyaman birçok şehir etkilendi. Keşke hani kalbimi bu acı çeken bütün insanlara verebilsem mümkün olsa. Evet, zorlu bir rakibe karşı oynayacaklar. Kısa süre önce de karşı karşıya geldiler Fenerbahçe ile. Müsabaka ile ilgili neler söylemek ister? For me it's like one training today. And I say to the player to make everything, to give 100% like one physical training because it's in the middle of the week. And for us, of course, it's important game. We do everything if it's possible to qualify, but we play with Fenerbahce. But we respect them, but we give everything to we fight. And finally, how I say, is like one training to prepare our final, who it's Sunday in Istanbulspor. Tabii ben aslında oyuncularıma şunu söyledim. Hafta içinde oynayacağımız için bizim için bir idman maçı gibi olacak. Fiziksel bir idman maçı olacak. Çünkü hafta sonu gerçekten çok önemli bir final maçımız var İstanbulspor'a karşı. O yüzden tabii rakip gerçekten güçlü bir ekip. Saygı duyuyoruz Fenerbahçe'ye. Ama biz de futbolcularım da bugün %100'ünü vermeleri gerekiyor. Ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.